Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere mayasız pişi tarifi paylaştım. İsmi kabarcıktır. Gerçekten de ismi gibi dev gibi kabarıyor. Çok pratik ve de çok lezzetli. Beklemek yok, maya yok. Hemen çayınız demlenene kadar hazırlayabileceğiniz bir pişidir. Lütfen deneyin. Gerçekten de çok beğeneceksiniz. Hem sade yaptım hem de peynirlisini yaptım. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve videomu beğendiyseniz beğeni atmanızı önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Bir tane oda sıcaklığında L-boy yumurta kullandım. 2,5 çay kaşığı tuz ve 1 su bardağı da yoğurt kullandım. Yumurta ve yoğurdun arkadaşlar mutlaka oda sıcaklığında olması gerekiyor. Ben bir defasında buzdolabından çıkartır çıkartmaz yaptım ama bu kadar kabarmadı. O yüzden iyi kabarması için mutlaka bu iki malzemenin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Ve ben bir tane kabartma tozu, yarım çay kaşığı kadar da karbonat kullandım. 3 su bardağından 2 parmak fazla un kullandım. Unu önce eledim. Şimdi yavaş yavaş bu yumurta ve yoğurt karışımının içerisine ilave ediyorum. Kabarcık pişi tarifim için kullanacağım malzemeler bu kadar. Şimdi yine unu yavaş yavaş vererek elle yapışmayan bir hamur elde edene kadar un ilavesi yapmaya devam edeceğim. Toplam 3 su bardağından 2 parmak fazla un kullandım. Bu yumurtanın büyüklüğüne göre, küçüklüğüne göre değişebilir. Lütfen kontrol olalım. Yaklaşık olarak 5 dakika boyunca hamuru yoğuracağım. Zorlanırsam eğer yanımda bir kaşık bulunduruyorum ki hamuru elinden çıkartayım kolaylıkla diye. Siz de mutlaka yanınızda bir kaşık alın. Yaklaşık olarak 5-6 dakika boyunca güzelce de yoğuracağım. Artık hamurum hazır oldu. 5-6 dakika boyunca yoğurdum. Görmüş olduğunuz gibi ele yapışmayan bir hamur elde ettim. Kolay açmak için bir 5-6 dakika veya 15 dakika vaktiniz varsa dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Eğer vaktiniz yoksa tabii hemen şekil vermeye başlayabilirsiniz ama bir 10 dakika, 15 dakika üzerine bir bezle örtüp dinlendirmenizi öneriyorum. Tezgaha biraz un serptim yapışmasın diye. Bezeyi ikiye ayırdım. Yarısına peynirli yapacağım. Yarısını da sade yapacağım. İsterseniz hepsini sade yapabilirsiniz. Tercih sizin. Her ikisi de çok güzel oluyor ve gayet kolay oluyor arkadaşlar. İçinde yoğurt olduğu için saniyeler içerisinde ben bir merdane yardımıyla açtım. Beyler bile çok kolay bir şekilde açacaktır. Sadece arkadaşlar bu kadar büyüklükte açmam. 30 saniyem aldı. Açtığımız hamur ne ince olacak ne de kalın olacak. Bisküvi kalınlığında olması yeterlidir. Peynirli yapacağım bezeyi biraz daha ince açtım. Çünkü iki kat yapacağım. Bunun için oklavadan da yardım alabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu oklavayla açtım. Daha kısa sürdü. Tabi tercih sizin, merdaneyle de açabilirsiniz. Ama diğerine göre lütfen biraz daha ince olsun. İçine bir miktar kaşar ve beyaz peynir karışımı koydum bol bol. Ve kenarlarını iyice kesiyorum. Mutlaka iyice kapanması gerekiyor. Aksi halde yağın içerisine dökülür kaşar ve peynir. Ve yağı çabuk kirletir. O yüzden arkadaşlar iyi kapandığından emin olalım. Boşlukta kalan hamurları da tekrar bir beze yapıp şekil verip içi boş veya dolu bir şekilde kızartabilirsiniz. Artık kızartmaya geçiyorum. Tavaya almış olduğum yağın çok iyi kızması gerekiyor. Bu çok önemli. Eğer kızmazsa, yeteri kadar kızmazsa bu kadar kabarmayacaktır. Ve çok iyi kızdıktan sonra çok yüksek ateşte kızartmayacağız. Hemen ocağımızın altını biraz kısmamız gerekiyor. Biraz düşük ateşte olması gerekiyor. Ama yağ çok kızgın olması gerekiyor. Bu kural çok önemli. Aksi halde bu kadar güzel kabarmayacaktır. Bu da peynirli olan pişiler. Gerçekten de yapması çok keyifli arkadaşlar. Hiçbir şekilde beklemiyoruz. Sadece biraz kolay açmak için hamurunu dinlendiriyoruz. O kadar. Buraya kadar gelen sevgili arkadaşlarımdan bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir. Hiç fark etmez. Şimdiden hepinize teker teker teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu videonun ilerlemesinde katkınız olacak. Hem de bana da destek vermiş olacaksınız. Pişilerin tamamını kızarttım. Şimdi artık ben müsaadenizle tadına bakmak istiyorum. Biraz daha var arkadaşlar, küçük bir tabakta. Onu ben şimdi okuldan gelen kızıma verdim yiyor.
Bu peynirli olan, içinde de biraz kaşar vardı. Kaşar erimiş ve her tarafına dağılmış. Görmüş olduğunuz gibi içi çok mükemmel olmuş. Dediğim gibi çok yüksek ateşte kızartmayacağız ama yağın mutlaka kızgın olması gerekiyor. Eğer çok yüksek ateşte kızartırsak birden hamurlar kızaracak ve içi de hamur kalacaktır. Bu kadar da kabarmaz. O yüzden arkadaşlar lütfen dikkatli olalım. Bu da sade pişi. Görmüş olduğunuz gibi içi mükemmel oldu. Tadı da çok güzel. Yediğiniz zaman eminim çok beğeneceksiniz. Bunun garantisini veriyorum sizlere. Bugünlük de benden bu kadar. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.